Vallahi sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Aklım başımdan uçtu artık benim bu evde. Umay Hanım'ın onca ay yalan söyleyip adamı hapis yatırdığına mı inanırsın? Yoksa Reşat Bey'in boşanmaya bir gün kala elini kolunu sallaya sallaya eve geri dönmesine mi? Yok anam yok. Benim aklım ermiyor artık bunların işlerine. Ah hayalcim ah. Bir hayale yanıyorum ben. Anne ya. Saat kaç oldu? Uyanmıştır artık bir baksana. Ay yok vallahi oğlum. Sabahtan beri in çık in çık yoruldum ben. İstersen sen bir çık bakıver ha. Olur. Ya sen hepten üşüttün artık kafayı. Oğlum ben seni deniyorum anlamıyor musun? Acaba bu çocuğun aklı başına gelmiş midir diye. Ama yok, yok. Senin aklın başına gelmiyor. Sen en sonunda başını yakmadan rahat edemeyeceksin. Anladık bunu, anladık. Hey Allah. Yaptıkların yetmedi. Şimdi de sabaha kadar birlikte içki içmeleri mi kaldı derken bir de odasına çıkacakmış da uyandıracakmış. Bak bak bak. Kızın aklı başında değildi diyorum sana. Ya sen biliyorsun Mayıs'tan beri başına gelenleri. Kız koca bir yazı babasının annesini öldürmeye çalıştığına inanarak geçirdi. E ne oldu sonra? Annesi yalancı çıktı. Bana ihtiyacı vardı. Ben de yanında oldum. Onun yanında olmak sana mı kaldı? He? Biz bu evin kapı kuluyuz oğlum. Konuşturma şimdi beni. Hayal kim, onun yanında olmak kim? Ayrıca onun yanında biri olması gerekiyorsa akranı var onun bu evde. O olur. Ben onu zaten söyledim. Dedim ki istiyorsan Hayat'ı çağırayım. İstemedi. Anne, o kendini bu evde yalnız hissediyor. Bunu sen de biliyorsun. Ya kız kendini bildi bile annesinden yanı yüzü gülmedi. Hiçbir anne kız olamadılar bir an yani. Varsa yoksa babasıydı. E o da biliyorsun bu yaz yaptıklarından sonra. Anne sözü dinle Onurcuğum. Annen doğru söylüyor çünkü. Sen kim? Hayal'in yanında olmak kim? Bak annen ne kadar güzel söyledi. Sen kimsin? Sen kimsin de benim kızımla sabahlara kadar içiyorsun? Hayır, dün geceki kabahatin yetmezmiş gibi sen kendini ne sanıyorsun da ekmek yediğin ailenin özel meselelerini ağzına doluyorsun? Sana mı kaldı ailenin yalnızlığını üzülmek? Sana mı kaldı ekmek yediğin ailenin kızını avutmak? Sen kendini ne sanıyorsun da benim kızımla sabahlara kadar içiyorsun? Ailece çok zor bir yaz geçirdik. Ama anlıyorum ki bu fırsatta istifade ayaklar yerine oturmuş. Ben sana kim olduğunu hatırlatayım mı? Sen kızımın şoförüsün. Şoförü. Öyle içip içip omzunda ağlayacağın arkadaşı değil. Sakın, sakın bir daha beni kim olduğunu hatırlatmak zorunda bırakma. Yoksa tekrar hatırlatmak zorunda kaldığında kapının önünde bulursun kendini. Şimdi ikiniz de derhal müştemilatınıza. Sıra sende. Hadi sen söyle. Sen kimsin? Anne misin sen? Kızının babasını yalan dolanla akıl hastanesine kapattıran bir anne.
aylarca kızının gözünün yaşına bakmadan kurbanı oynayan bir anne. Anne misin? Tamam kızım. Annenin bu kadar üzerine gitme. Annen yanlışından döndü. Önemli olan bu. Evet. Bu daha başlangıç. Annen daha ne yanlışlarından dönecek? Sabret. Göreceksin.